Üç tarafı deniz, var bizim 8 ilçe, bir de güzel ilimiz. Sinop 57 TV Kuzey'in ekranına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel memleketimin, güzel Türkiye'min güzel insanları. Bundan böyle her cuma akşamı saatler 20-22 arası Cazgır Kemal'im Show sizlerle olacak. İlk programımız bu akşam. Besmele ile başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bizleri ekranları başında takip eden, izleyen güzel memleketimin, güzel Türkiye'min güzel insanlarına diyorum ki yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, yuvanızdan huzur, mutluluk, cebinizden Halil İbrahim bereketi eksik olmasın. Yüce Rabbim her günümüzü böyle birlik, beraberlik içinde müzik, eğlence tadında geçirmeyi nasip eylesin diyorum. Ve fazla sizleri bekletmeden bu akşam ilk misafir konuk sanatçım, değerli kardeşim, ben ona diyorum ki Sinop'umuzun parlayan yıldızı, sahnelerin tozunu attıran adam. Alkışlarınızla Gurbetçi Ali diyorum. Buyurun kardeşim. Toprağında dur Seyit Bilal, vatan sana kan ne
gelsin o beline, benim köyüme. Bizi çekemeyip kıskananlar var, selam olsun selam Sino beline, benim köyüme. Hoş geldin, sefa geldin kardeşim. Hoş bulduk. Önce ekran başına selamünaleyküm diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Bir iki günlük istişareden sonra hayırlısıyla. Evet, hepimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah kardeşim. Amin. Ali kardeşim, Sinop'umuza selam oldu. Şimdi biz selamları paylaştıralım. Sinop'umuzun ilimize, Sinop'umuza selam oldu. Ayancık ilçemize selam olsun. Boyabat'ımıza selam olsun. Dikmen'imize, Durağan'ımıza, Erfele'imize, Gerze'mize, Saraydüzü'ne, Türkeli ilçelerimize selam olsun. Ayıldızlı bayrağın altında yaşadığımız 81 ilimizin, güzel evet. Türkiye'mizin güzel insanlarına selam olsun diyoruz. Tam ben diyecektim orayı, tamamlayacaktım. Baktım sen devam ediyorsun. Minarelerden ezanımız dinmeyecek. Göklerden ayıldızlı bayrağımız inmeyecek. Huzuru mahşere kadar bu güzel insanlar birlik beraberlik altında, sevgi saygı muhabbet işi altında, huzuru daima kadar birlikte yaşayacağız inşallah. Ali kardeşim, programımıza hoş geldin tekrardan. Sen buraya uzak yollardan geldin. Hani ben diyorum ya, uzak yollardan geldim, yollar büküm büküm. Elimde mikrofonumdur benim yüküm. Bugün bizleri Sinop 57 TV ekranlarında ne kadar izleyen varsa cümleden selamun aleyküm dedik. Hoş geldiniz, şeref verdiniz dedik. Daha yeni açanlar var kanalımızı. Ben seni hemen... Bir tane de güzel şarkımız vardı. Evet. Gel Güzel Yarım. Gel Güzel Yarım. İstersen daha hemen ayarlayana kadar sohbetimize devam ediyoruz. Hazır olunca hemen onu vereceğiz. Bizler güzel memleketimin güzel insanları, bugün ilk programımız. 57 Sinop 57 TV Kuzey'in ekranı. Bundan böyle her cuma akşamı saat 20-22 arası bizler burada alacağız. İlk programımız Gurbetçi Ali ile oldu. Bakarsın sürpriz olabilir, 23 olabilir. Belki 23 olur. Eğer önümüzdeki saatlerde de yönetmenimiz inşallah ilerleyen günlerde de programımızı uzatabiliriz. Ben fazla konuşmadan ikinci parçamıza geçelim diyorum. Koca dünyaya bile anlam ver.
Sinop'a bir de sana hayran oldum. Sen çık kalesini seyre, ben de gelirim. Senin gibi bir güzeli nerede buldum? Gözleri bal, sözleri bal, can güzel ya. Kardeşim, ağzına gülene sağlık. Teşekkür ederim abi. Bizi şu anda ekranları başında izleyen, ailesiyle yemeğini yiyen, çayını içen, güzel Türkiye'nin güzel insanlarına armağan ediyoruz. Yengelerimize, hanımefendilerimize, abilerimize armağan ediyoruz. Yine kalbinin içinde sevdiği, sevgilisi, yarısı olanların da darası başına olsun. Onlar da mutlu mesut yuva kursun diyoruz. Amin inşallah. Ve ben de şu anda beni izleyen ailem, Karga ailesine, eşime, çocuklarıma ve akabinde güzel Türkiye'nin güzel insanlar, tüm ailelere selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ve Gurbetçeli kardeşimizi şöyle yerine alalım. Sohbetimiz devam edecek. Oturmadan bugün çok ağır bir misafirimiz var. Ağır misafirimiz var. Gurbetçeli, sen Tekirdağ Çorlu'dan geldin. Kemal abi ilk programında ben olmak istiyorum. Allah razı olsun. Senden biz yıllardan beri, 15-20 yıldan beri yaklaşık yayla şenliklerinde, pikniklerde güzel insanların mutluluklarını mikrofonlara aktarıyoruz. Onların duygularına tercüman olmak istiyoruz. Ben sunucuyum, sen sanatçı. Birlikte ekmek paramızın peşinde oluyoruz. Buradan bizi izleyen, bizimle ekmeğini paylaşan başta belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza, güzel Türkiye'mizin güzel insanlarına selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ne diyoruz? Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Kıbrıs'a. Bizi 57, Sinop 57 TV'yi ne kadar izleyen varsa herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ağır misafirimiz. Babamı da ellerinden öpüyorum. Evet, Gurbetçeli'nin babası Dursun Ali amcamız da aramızda, kendisine hoş geldiniz diyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Bu akşam yalnız bırakmayan Yıldırım kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yıldırım kardeşimize teşekkür ediyoruz. Biraz teşekkürler devam ediyor. Canlı birkaç tane okuyacağız. Evet, bize Sinop 57 TV ekranlarını açan sevgili patronumuz, güzel insan Sami Eskici'ye buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine sevgili yönetmenim, bizleri bu yayını yapımı sizlere aktaran sevgili yönetmenim Tolga Altınbey'e teşekkür ediyoruz. Yine kanalımızın değerli müdürü hanımefendisi Özlem Ceylan hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve seni yerine alıyorum kardeşim. Sohbetimiz devam edecek. Ali kardeşim, bizler geçen hafta sonu İstanbul'da bir güzel etkinlik yapıldı. Maltepe sahilinde
Sinop tanıtım günlerindeydik birlikte. Ben senin duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Orada ne yaptın, kimleri gördün, nasıl oldu, nasıl gitti kardeşim? Ben bir ön izleme yapayım diye erken gittim. İkinci gün. Ve atmosfer, hava soğuktu ama atmosfer çok güzeldi. Yani ortam güzel. Ayrılmak istemedim. Sonra orada Selahattin abim var. Yine Halime Şahin ablam var. Onlar beni ağırladılar. Üç günü orada geçirdim ben de. O atmosferden çıkmak istemedim. Sesimiz mi gelmiyor? Yaklaşalım. Mikrofonu yakın. Tamam. Biraz uzak tutmaya alışmışız ya. Bu koronadan dolayı biraz uzaklaştık her şeyden. Yani her şey çok güzeldi. Gerçekten müthişti. Özellikle cumartesi ve hele de pazar. Muhteşem güzeldi. Kalabalık. Ha, kalabalık aslında hem bir yandan çok güzeldi ama görsellik olarak tabii dezavantajlarını da biliyoruz. Ama elimizden geldiği kadar dikkatlice geçirdik dört günümüzü. Tanıtım mükemmeldi. Adnan Başkanıma... Evet, etkinliği düzenleyen Anadolu yakasında SİAD'ımızdı. Evet. SİAD Genel Başkanımız Sayın Adnan Çeliker'e, yönetimine, şube başkanlarımıza, çok başarılar diliyoruz. Emeği ve katkısı geçen sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sayın Hüseyin Yüksek sanırım Evet, sponsorluk üstlenmiş. Geçmiş dönem... Var ses var. Geçmiş dönem belediye başkanımız, Sinop Dikmen Belediye Başkanımız, şu anda da Sinop Gerze'de ticaretle uğraşıyor. İş adamı Hüseyin Yüksek Başkan, tüm sanatçılarımıza, etkinimize sponsor olmuştu. Sanatçılarımız da sahnelerin öncesinde ve sonrasında teşekkür ederek ayrıldılar. Buradan biz de teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Her kimin ne kadar katkısı geçtiyse, başından sonuna kadar her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Gerçekten. Yine standlarımız vardı. Tüm ilçelerimiz stand kurmuşlardı. Gelemeyen belediyemiz Ayancık Kadın Kooperatifini göndermişti. Yine Erfelek Belediyemiz haricinde hepsi katıldı. Erfelek Belediyemiz de mazeret bildirmişti. Buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben başta Sinop Valimize, üniversitemize, katılım sağlayan belediyelerimize, emeğe geçen kaymakamlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine bir mukabele. Aynı mukabele. Şeyi ikimiz de konuşmamak için. Evet, şimdi sen sazını hazırlayana kadar güzel insan. Ben yine devam ediyorum. Yine orada Dikmenler standında Dikmenler Dernekler Federasyonu tüm dernekler vardı. Genel Başkanımız Remzi Ay ve dernek başkanlarımıza buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Onlar da Dikmen Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Dikmen Dernekler Federasyonu, bütün dernekler bir arada hizmet verdik. Gelenle gidere hoş geldiniz dedik. Buradan emeği katkısı geçen güzel insanlara da teşekkür ediyorum. Evet kardeşim. Senin çok beğendiğim bir eseri okuyayım. Kıymetli büyüğümüz, değerli bestekar ve yılların sanatkarı, büyük usta Malatyalı İbrahim'e ait. Evet, Malatyalı İbrahim abimiz. Yanılmıyorum değil mi? Buradan kulaklarını çınlatıyoruz. Evet, selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yıllar önce Dikmen Festivali'ne de belediye festivalimizde konsere gelmişti. Buradan selam olsun. Malatya'ya selam gönderiyoruz efendim. Tüm Türkiye'mizin 81 iline selam gönderiyoruz. Yaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince. Gözyaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince. Neredeydin senelerce, şimdi mi geldim aklına, yeni mi geldim aklına. Gençliğim gittikten sonra, elim büküldükten sonra,
Azrail geldikten sonra şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, benim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra şimdi mi geldim aklına? Neydi bende aradığın, arayıp bulamadın? Neydi bende aradığın, arayıp bulamadın? Ettin beni darmadağın, şimdi mi geldim aklına? Yeni mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, ay belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Açma bugün perdeleri, çıkma kapılara çıkma. Açma bugün perdeleri, çıkma kapılara çıkma. Ölümüne sevdim seni, dağları başıma yıkma. Dünyayı başıma yıkma. Yar seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam. Neler duydum sorma neler, ben bu yükü taşıyamam. Yar seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam. Neler duydum sorma neler, ben bu yükü taşıyamam. Benden başkasına gülme, el uzatsan elin verme. Benden başkasına gülme, el uzatsan elin verme.
uzatsa elin verme. Kıskanıyorsam çok görme. Yakma taşına yakma. Yakma taşına yakma. Yar seni çok sevdim ama onursuzla yaşayamam. Neler duydum sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam. Yar seni çok sevdim ama onursuzla yaşayamam. Neler duydum sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam. Hazıra girene sağlık güzel kardeşim. Evet. Sanatçımız Gurbetçi Ali gerçekten bülbül, ara, bülbül sesleri, sesli alemiz. Bir ara ritimleri almakta zorlandım ama. Teşekkür evet. ediyoruz kardeşim, ağzına sağlık. Gurbetçi Ali kardeşim, ben sunuculuk, cazgırlık yanında aynı zamanda dernek başkanlığım var. Buradan Sinobili, Dikmeli ilçesi Çevre Köyleri Dernek Başkanıyım. O zaman bu sene bir tane piknik yazdık demek ki. İnşallah Mayıs ayında genel kurulumuz var. Genel kuruldan sonra piknik kararımızı alacağız. Zaten Ali bir tane piknik yaptık birlikte. Ondan sonra piknik yapamadık. Malum hastalık çıktı, virüs olayı oldu. Yüce Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Dertlerimize devalar versin. Borcu olanlar ki vardır. Yüce Rabbim ödeme kolaylığı nasip eylesin diyoruz. Ben buradan dernek yönetim kurulu arkadaşlarıma, derneğimizin değerli üyelerine, ağalarımıza, iş adamlarımıza, güzel Türkiye'nin güzel insanlarına selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hani diyoruz ya, dernekçilik gönül işidir, birlik, beraberlik, sevgi işidir. Gurbet elde bir araya gelip kültürümüzü gençlerimize, geleceğimize aktarma işidir. Düğünümüz olsa toplum güldürür. Cenazemiz olsa toplum kaldırır. Sürüden ayrılana kurtlar saldırır. Derneklerimize üye ol, birlik olmaya gel. Allah vermesin kara günü başa, bizler üzülürüz sizin gözünüzden akan yaşa. Birlik olalım sevgili Sinoplar, birlik olalım. Kopmayalım birbirimizden asla. Güzel Türkiye'nin güzel insanlara birlik olalım. Beraber ağlayıp gülmeye gel diyoruz. Az önce Maltepe'deki Sinop tanıtım günlerinden bahsettik. Etkinliğimizi SİAD'ımız organize etti. Genel Başkanımız Adnan Çeliker'e, yönetim kuruluna, şube başkanlarımıza, tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Yine bizim Avrupa yakasında da 90'a yakın üyesi bulunan, 90'a yakın derneği bulunan, bağlı bulunan federasyonumuz var, SINDEF'imiz var. SINDEF'imizin Sayın Genel Başkanı Hasan Dalkıran da yönetimiyle birlikte cumartesi gün katıldı. Bütün standlarımızı dolaşıp oradaki Sinoplara selam verdi. Hayırlı olsun dedi. Genel Başkanımız Hasan Dalkıran'a ve yönetimine de teşekkür ediyoruz. Tüm evet. derneklerimize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine İş Adamları Derneğimiz var. SİAD, Sinop İş Adamları Derneği. Onun da standı vardı yine tanıtım günlerinde. Orada da başkanımız Sayın Turgay Öztürk ve yönetimine başarılar diliyoruz. Sinop'umuza ilk fabrika sözünü verdiler. Bizler de çok mutlu olduk. Onlara da diyoruz ki, gurbette Türkiye'mizin her yerinde üretip satarsınız siz. Ekonomiye güç katarsınız siz. Sizlere de teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Değerli iş adamlarımız diyoruz. Onlara da buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel Türkiye'nin güzel insanları, Sinop 57 TV ekranlarındasınız. Kuzey'in yıldızı aynı zamanda. Bizler de bu akşam ilk programımızdayız sanatçı Gurbetçi Ali ile birlikte. Bundan sonra her hafta cuma akşamı saatler 20-22 arası biz burada olacağız. Sanatçımızla, davul zurnamızla, atasözlerimizle, mahallelerimizle, memleketten haberler bölümüyle Cazgır Kemal'im Show bundan böyle sizlerle olacak. Kanalımızı eklemeyi, bizleri takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın dedikten sonra kanalımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kanalımızın WhatsApp numarası 0541-0545-105-0057. 0545-105-0057'ye mesajlarınızı gönderirsiniz. Bizler de mesajlarınızı ilerleyen dakikalarda burada okuyacağız dedikten sonra ben sözü Gurbetçi Ali'ye veriyorum kardeşim. Gene güzel bir türkü okuyalım. Ama Tolga Bey'den rica ediyorum.
Başta güzel gibi, güçlü geliyordu ses ama oturunca herhalde birazcık az gelmeye başladı bana. Böyle bir tık içeriye ses kaldırırsak, klavyenin sesini falan. Teşekkür ediyorum. Açma yaram derin derin, dermanını bilen gelsin. Açma yaram derin derin, dermanını bilen gelsin. Bu yara gönül yarası, beni derde salan gelsin. Beni derde salan gelsin. Bilen gelsin, bilen gelsin. Dermanımı bilen gelsin. Başka tabipleri istemem. Beni derde salan gelsin. Bilen gelsin, bilen gelsin. Dermanını bilen gelsin. Başka tabipleri istemem. Beni derde salan gelsin. Olmadan gel, gel melek soyunum.
Gel servim oyunum, gel güzel oyunum. Alkışlıyoruz gurbetçi Ali kardeşimize. Ağzına yüreğine sağlık, güzel insan. Şimdi canlı performans işi, ezber yapma işi Kemal abi biliyorsun. Artık malum sahneler de kapanmıştı. Heyecanlanmışız ya, özlemişiz değil mi Yıldırım kardeşim? İllaken heyecan oluyor. Biz şu anda bizleri izleyen güzel Türkiye'nin güzel insanlarına buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kemal'im şov tüm hızıyla sürüyor. Gurbetçi Ali kardeşimizin ve burada bulunan tüm güzel insanları sizlere selam ve sevgiler iletiyoruz. Efendim yine bizler, bizleri izleyenler var. İsimlerini geçmek istiyorum. Geçmiş olsunlarımız var önce. Malum hastalıktan dolayı bizim şu anda Sinop milletvekilimiz Doktor Nazım Maviş Beyefendi rahatsız, buradan geçmiş olsun diyoruz. Tüm camiasıyla birlikte. Yine Dikmen Belediye Başkanımız Sayın Adnan Acar, malum hastalıktan dolayı istirahatte, geçmiş olsun diyoruz. Buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Tüm Dikmenlere selam gönderiyoruz. Yine iş adamımız Kadir Çetinkaya bizleri izliyor. Buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine Üçer Elektrik Panonu'nun sahibi, hayırsever iş adamı Sayın Kenan Abalı kardeşimiz bizleri izliyor.
selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine Büyükdağ Derneğimizin ağası Gökçe Plastik, Hasan Gökçe şu anda bizleri izliyor. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Tekstilci iş adamı Reyhan Çırak bizleri izliyor. Buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine bizi Dikben'den izleyen demirci esnafı kardeşimiz, aynı zamanda MHP ilçe başkanımız Sayın Erdal Koşar kardeşimize ve Dikmen'imize selam gönderiyoruz. Biz demiştik yani programımızın atasözleri, mahalleler bölümü var. O bölümden de sizlere bir iki kaç kelam etmek istiyoruz. Güzel Türkiye'min güzel insanları. Dünyaya bir fidan dikmeyenin ağaç gölgesinde yeri olur mu? Bahçende gülün yoksa senin, bülbülün dilinde figan olur mu? Övünme, malım mülküm çok diye, Sultan Süleyman'dan zengin değilsin. Hor görme karşındakini fakir diye, onun rızkını veren sen değilsin. Gezdim dolaştım dünyayı, giymedim başıma taç. Ne zengini tok gördüm, ne de fakiri aç. Yüce Rabbim eylemesin kimseyi namerde muhtaç. Eğer bu dünyadan ahirete göç edeceğiz bizler de, bir gün yolun kabristandan geçerse, bir Fatiha, üç ihlas oku, elini duaya aç, yarın bizler de öleceğiz, kalmayalım inşallah, Fatiha'ya muhtaç. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, afiyet, yuvanızdan huzur, mutluluk eksik olmasın güzel Türkiye'min güzel insanları. Şu anda bizleri belki hasta yataklarında izleyenler var telefonundan, Yüce Rabbim şifa versin. Kalplerinizde ne derdiniz, ne sıkıntınız varsa Yüce Rabbim gidersin. Birlik beraberliğimiz daim olsun diyoruz. Biz derneklerimizden tekrardan bahsetmek istiyoruz. Gurbetçali kardeşim, inşallah önümüzdeki yıl pikniklerimiz olacak. Bu yıl pikniklerimiz olacak. Yani yeni yıldayız. Buradan da tüm Türkiye'mizin yeni yılını kutluyoruz. Malum Ocak ayındayız, iki aydayız. Yeni yılda Yüce Rabbim kalbinizden ne güzel şeyler geçiyorsa yaşamayı, murad almayı nasip eylesin. Yani bu hastalık gerçekten insanların alıştığı alışkanlıklarını bozdu. Yani kimimiz bazı zaman oldu ki sanki oyuncağı elinden almış bebekler, evet, nasıl bir psikolojiye girer ya, onun gibi olduk. Gerçekten biz her yazın yani şu piknik tarihi gelse de bir gitsek. Çünkü evimizde 3-5 kişilik aileyiz ama her sene, gerçi biz her piknikte geziyoruz, bizim için pek bir şey fark etmiyor ama özellikle evde vakit geçiren, özellikle ev hanımlarımız ya da kızlarımız ya da fazla dışarıya çıkamayanlar, o piknik günlerinde gerçekten onlar için çok iyi geliyor. Çünkü bir anda 3-5 kişilik aile 500 kişilik bir aile oluyor. Bütün köylü, yakın köylüler, evet, falan akrabalar derken. Gelirler, kalpler birbirine bağlanıyor. Cemiyet oluşturuyoruz. Çok, çok güzel oluyor. Yani bu çok güzel bir alışkanlıktı zaten. Ki çok güzeldi ki yıllardır bunu yapmadan duramıyorduk. Yani artık bir nevi bağımlısıydık. Evet. Yani inşallah o günlere geri döneceğiz. Mükemmel olacak. Kardeşim ben 3 tane şu anda piknik yazdım. İnşallah birlikte olacağız. Oralarda da birlikte olacağız. Hayırlısı Ali olsun. Şuraya döneyim. Demiştin ki Kemal abi, ne bilelim kısıtlama olacağını, malum hastalık geleceğini. Bu sene de 30 tane iş almıştım dedin. Hepsi silindi. Benim de 18 tane işim vardı. Evet. İptal oldu, silindi. Evet. Ama o güzel insanlar yine bizi bu sene sırasıyla aramaya başladılar. İnşallah tekrardan sırasıyla gideceğiz. Ben 29 Mayıs'ta Dikmen, Sinop Dikmen ilçemizin Büyükdağ Köyü Derneği'nin piknik şöleninde olacağım İstanbul'da. Buradan dernek başkanımız Sayın Tevfik Gökhan ve yönetimine, ağamız Hasan Gökçe'ye teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Yine 12 Haziran'da İstanbul'da Dikmender Derneği Serdar Ay başkanımızın piknik şöleninde olacağım. Buradan yönetimine ve üyelerine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah nasip ederse yine bu sene Kurban Bayramı'nın 4. günü de Çakıldak güreşleri ve konserleri yapılacak. Buradan başkanım Esenler Sinoplar Dernek Başkanı Sayın Enver Tabakoğlu'na ve yönetimine başarılar diliyorum. Teşekkür, evet, ediyorum. Şimdi, söylediğim piknikler başkanlarım da hepsi benim de can arkadaşlarım. Kadim dostlarımız, dostlarımız hepsi. Şimdiden onlara Allah muvaffak etsin, utandırmasın diyoruz. Eğer arzu ederlerse, bize de görev düşerse biz de gider icraatımızı yaparız. Şöyle diyelim o zaman, dağ başına yaparlar kartallar yuvaları. İstanbul'da gurbet elde dernek kurup bizlere kültürümüzü yaşatır,
birlik beraberliğimizi sağlar. Sinop'umuzun, güzel Türkiye'min güzel dernek başkanları diyoruz. Evet. Buradan ismini sayamadığımız bütün başkanlarımızla selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir de şöyle söylemek istiyorum efendim. Pikniği olan dernek başkanlarımız bizi ararlar, buradan duyururuz. Herhangi bir duyuru haberi olanlar buradan duyururuz. Önümüzdeki programlarda memleketten haber var da bu programın içinde olacak. Bir de bizim programımıza konuk olmak isterseniz efendim, buraya gelip programımıza konuk olabilirsiniz. Hafta içi bizi arayabilirsiniz. Yine Sinop 57 TV'ye sponsor olmak isteyen, bizim programımıza sponsor olmak isteyen, destek olmak isteyen güzel insanlar, iş adamlarımız olurlarsa bize hafta içi telefonumuzdan arayabilirler, benim özel telefonumdan arayabilirler. Yine kanalımıza mesaj atabilirler efendim. Kanalımızın WhatsApp numarası 0545-105-0057'ye mesaj atarlar. Ben programa sponsor olmak istiyorum, reklam vermek istiyorum diyenleri, desteklerinizi de bekliyoruz. Güzel memleketimin güzel insanları dedikten sonra Gurbetçi Ali kardeşim, sizden sıradaki parçayı alalım. Bizi izlemekte olan tüm güzel insanlara gönderelim inşallah. Eski bir şarkı aslında. Çoğumuzun bildiği ama belki unutuldu. Babam da çok sever. Kıymetli arkadaşım da istek yapmıştı. Onlara da göndereyim. Sen beni yakalamaya çalış Yıldırım. Efkarlıyım bugün yine, gurbet elde akşam oldu. Efkarlıyım bugün yine, gurbet elde akşam oldu. İçip küstüm kaderime, ayrılık oldu. Anam yok ki derdim bilsin, bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi. Anam yok ki derdim bilsin, bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi. Bacım yok gözyaşım silsin, kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi. Anam yok ki derdim bilsin,
acım yok, gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi. Anam yok ki derdim bilsin, bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi. Yüce Rabbim kimseyi yalnız bırakmasın. Hepimizin sahibi Allah'ımız, Yüce Rabbim kimseyi yalnız bırakmasın diyoruz. Bizi izleyen güzel memleketim, güzel insanlarına Kemal Karga ve Gurbet Celil'in selam ve sevgilerini iletiyoruz. Şimdi sizlerden ayrılıyoruz. Kısa bir ara, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sinop 57 TV'den ayrılmayın güzel memleketimin güzel insanları.